Arkadaşlar herkese iyi sabahlar. Şimdi haftanın son iki günü. Hafta sonu biliyorsunuz G20 zirvesi var. Başkan gidiyor. Şimdi dolardaki sıkışma artık bir yere patlayacak. Ve yurt dışındaki dolar tarafında da işte dün özellikle Twitter tarafında ABD 10 yıllıkları hakkında bir grafik paylaştım. Daha önce şu 3.25'lerdeyken bir çift tepe yaptığını ve geçemediğini ve dünyadaki bütün ekonomistler 3 veya 4 faiz arttırımı beklerken buradaki tepeyle beraber 3.05'te çıkıp Powell'un konuşmasıyla beraber bir düzeltme süreci başlamıştı. Şimdi de bütün süper ekonomistler faiz indirimi bekliyor. Şimdi de benim kendi görüşüm yavaş yavaş artık 10 yıllıkların burada bir dip süreci yapıp tekrardan 2.25-2.35 bantlarına doğru yükselebileceği. Aynı şekilde dolar endeksleri. Şimdi buna bakarak birazcık dolar konuşacağız. Altında biraz bir düzeltme var, onu konuşacağız. Petrol biraz konuşacağız. Biraz borsa, biraz da en son Viyopçu kardeşlerimizi konuşacağız. Kızıyorlar bana çünkü. Şimdi Allah kısmet ederse hafta sonu tekrardan söyleyeyim. Bursa tarafında olacağım 29 Haziran'da Ramada Otel'de. Özellikle oradaki kontenjan bitmek üzere. İstanbul biliyorsunuz açmıştık, istek vardı. Orası dolmak üzere 6 Temmuz. 13 Temmuz Ankara bölümü başladı. Orada erken ödemede fırsat var. Orası dolmaya başladı. İlgilenen arkadaşlar, mail atan arkadaşlar. Çünkü herkese tek tek dönemiyorum arkadaşlar. Böyle zaten yayınlarda her dakika gösteriyorum ne zaman eğitim olduğunu. O yüzden ilk Bursa var. Arkadan İstanbul 6 Temmuz dolmak üzere 13 Temmuz'da Ankara'da olacağız Allah kısmet ederse. Şimdi 5.93-5.71 arası gördüğünüz gibi grafik artık iyice sıkışıyor. Zaten şimdi burada ben dün dolarda sıkışma patlayacak derken milletin hemen aklı yukarı gidiyor. İşte niye işte çıkmıyor da veya işte niye düşmüyor. Şimdi zaten patlayacak demek. Yani burada bir sıkışma var. Gördüğünüz gibi zaten herkes şu anda bezmiş durumda. Ve bu sıkışma patlayacak. Peki bu sıkışma niye oluyor? Çünkü piyasa somut bir şey görmek istiyor. Yani olumsuzu da somut görmek istiyor, olumluyu da. Yani şimdi başkan gidecek G20 zirvesine, hafta sonu gelecek haberler, haber akışları çok çok önemli olacak. Ve bu bant hafta sonundan sonra, yani artık önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba arkadaşlar, hatta belki cumadan da olabilir. Bugün yarın da hani ılımlı mesajlar gelirse G20 açısından belki 5.71'in altında bir kapanışla başlayabilir. Veya 5.83'ün üstüne geçip 5.93'lere doğru gelebilir. Şimdi bunu hani G20 zirvesinde ne gibi bir mesaj çıkacağını veya işte belki G20'de çok iyi bir mesaj çıktı. Bir anda dolar TL 5.75-5.68'e geldi. Bir baktınız Trump döndü akşamleyin bir tane mesaj attı. Bambaşka bir mesaj. Hop bir bakacaksınız 5.92. Yani çok çetrefilli bir döneme giriyoruz. Haberiniz olsun. Temmuz hareketli geçecek. Buradaki bu sıkışma kırılacaktır. Bantlar iyice gerildi. Ama baktığınız zaman sanki 5.71-5.60'ın altına gelmiyor gibi de gözüküyor. Hani işte Amerikalı şeyleri, mahkumları bırakıyoruz serbest. Ona rağmen altında kalıcı kalmıyor. 60 dakikalık grafiğe baktığımız zaman 5.82-5.83 bandında çok önemli bir direnç seviyesi. Şuradan gelen bir düşüş kanal direncimiz. Bugün 5.80-50'lere denk geliyor. Ve işte 5.75-30'lu seviyelerde dün yaptığımız önemli bir destek. Şimdi bugün gerisi gene burası pivot nokta olacak. 75-30 çok önemli. Yukarı doğru düşüş trend direnci 80-50'lere doğru hareket olabilir. Ama dolar TL'deki günlüklerdeki hareket başlangıcınızı kendinize 83 olarak alın. 83 üzerinde bir kapanış. Aşağı doğru da 75-30 kırılırsa aşağı doğru tekrardan 71 seviyesi devreye girer. Tabii diplere yakın geziyoruz. Yani piyasa temkinli iyimserliğini korumakla beraber de en ufak bir terslikte dolar TL'nin çok hızlı bir şekilde 6'lara gideceğini, işte 6-15'lere gideceğini de bildiği için de buradaki sıkışma devam ediyor. Ve olur da piyasanın temkinli olumluluğu satın aldığı yerde eğer ki bu S-400 işini beklenildiği gibi, anlatıldığı gibi işte kasta yaptırımları bilmem ne değil de
bir şekilde çözüleceğini görürse piyasada 5.71'in altında buradaki 20 bin liralık sıkışıklığı aşağı atıp bir 5.50 hareketi Temmuz ayında gelme ihtimali de var. Dolayısıyla bu 20 bin liralık hareket Temmuz ayında ya buraya ya da buraya doğru gelecek. Dolayısıyla iki yönde de arkadaşlar stratejinizi geliştirin. Pivot noktalar dediğim gibi yukarı doğru oynayanlar için kırılma noktası 5.83. Aşağı doğru oynayanlar için ilk etapta 75.30'un altında kalıcı olması, arkadan 71 bölgesinin kırılmasıyla beraber yığılma gelecektir. Burada da 5.82, 5.71 gibi genelde şöyle bir çanak olacağı ilk etapta 61'lere doğru gelecektir. Dolayısıyla kurgunuzu yapın. Şimdi böyle işte yazan edenler oluyor altına, işte ya işte onu da diyorsun, bunu da diyorsun. Ulan oğlum, zaten ben Trump'ın ne diyeceğini bilsem söylerim hepinize. Yani nasıl geçen gün ya arkadaşlar altın ben buradan almam dedim net bir şekilde. Çünkü onu bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz veya işte geçen gün Halkbank ucuz kaldı bak bu gidebilir dedi. Yani bazı şeyleri yorum ama dolar TL kurunu yorumlarken çok dikkat etmeniz lazım. Ve de işte insanlara al bu gidecek, sat bu düşecek denmez diyen adam da küfür yer. Her halükarda küfür yersiniz. O yüzden bizim amacımız bu bloğu seyreden insanlar arkadaşlar. Bizim böyle amaçlarımız yok. Zaten biliyorlar. Ve lütfen size bu blok altında lütfen görüşlerinizi paylaşın. Yani mesela G20 zirvesinden ne bekliyorsunuz? İşte bu S-400 işinin tatlıya bağlanacağını, Amerika ile müttefik ilişkilerimizin devam edeceğini ve 5.71'in altına kırıp bir 5.50 süreci mi? Yoksa yok işte Burak abi S-400'de sıkıntı olacaktır. İşte parlamento, yani Trump'ta güç yok. Sonuçta parlamento bu işe karar veriyor. Trump ne derse desin bu iş bozulacak ve 5.93'ler kırılıp 6.15, 6.25 bandına mı gideceğiz? Senaryolarınızı güzelce yazın. Birbirinize güzelce yazışın ki herkesin bir fikri var ve kibarca herkes yazıştığı sürece de ben insanların birbirleriyle etkileşimde olmasından keyif alan bir insanım. Şimdi doları konuştuk. Dolardan hemen kısa borsaya geçeyim. Borsa tarafı da çünkü ilintili olduğu için birbiriyle arkadaşlar. Piyasalar birbirleriyle ilintilidir. Yani bir piyasayı trade ederken başka piyasaları izlemeniz lazım ki anlayın. Mesela bizim mesela eğitimlerde trade eğitimi dememiz, yani bu bir teknik analiz eğitimi değil, her seferinde söylüyorum. Trade eğitimi, yani bir piyasada trade etmek için nelere bakmanız lazım, nasıl yapmanız lazım, teknik analizi nasıl kullanmanız lazım. Şimdi borsadaki sıkışıklığın da sebebi 3-4 gündür. Dolardaki bu sıkışma. Tabi yukarıya gidemiyor çünkü her an ne olacağı belli değil. Zaten 83'ten geliyor primli, hani bir kar satışı da yiyor. Ama baktığınız zaman daha önceki tepesi olan işte 94.600'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Her ne kadar grafik olarak 94.600'ün üzerinde gidemeyip biraz yorulduğunu gösterse de aslında ki bu olay haber akışı. Yani haber akışı olumluya dönüp 71 aşağı kırıldığı anda 98.700'lere doğru sert bir hareket gelecektir. Ama tersinde de tekrardan 90.000'li seviyelere doğru bir düzeltme gelebilir. Hemen kısaca Viyop'taki dostlar için bugün Haziran vade kapanıyor. Yani bugün değil, iki gün var gerçi. Orada da aynı durum söz konusu. Yukarıda 121.100'ler kırılmadığı sürece tepe gelmez. Yani çok bir yorum yapmaya da gerek yok aslında oraya. Çünkü veya şöyle yapalım, hazırlamıştım 15 dakikalık grafiğini. 118.700 de bir desteği vardı. Dün onun altına bir sarktı. Burada satıcı kalmadı. 119'a doğru bir tepki verdi, kapattı. Bugün kısa vadede 118.500 gene önemli olacak. Yukarıda şu 118.900'ler önemli. Yukarı doğru tepkide 119.500'ler önemli direnç olur. Aşağıda 18.500 önemli olacak. Eğer burayı kırarsa 118'lere doğru bir düzeltme devam edebilir. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdi biraz altın bakalım. Altında gördüğünüz gibi 1437'den gelen düzeltme süreci devam ediyor. Şimdi dün hatırlarsanız canlı yayında şunu söyledim. Arkadaşlar bu düzeltme süreci devam edecek. Günlük işlem yapmamaya çalışın. Çünkü çarpılırsınız dedim. Nitekim de yarım saatlik grafiklerde gördüğünüz gibi şu
1403'lerde bir dip yapıp buraya gitti. Buradan bir daha geldi. Şimdi tekrar aşağı geliyor. Şu 1414-80 ve 1403 bölgesinde bir sıkışma var. Ve bu 1400 desteği çok çok önemli bugün. Yani şu bölge 1401-1403 bölgesi. Ve yukarı doğru da artık 1414 grafiğin yukarı dönme yeri. Dolayısıyla bura kırılmadığı sürece 1400'leri test etmek isteyecektir. 400'ün altında kırılma gelirse grafik birazcık daha 1383-1390 bandlarına doğru yığılabilir. Günlükte de zaten bunun şeyi var. İşte G20 zirvesinde neler çıkacak, ne olacak? Çok olumsuz bir şey çıkarsa 14 kırılıp işte tekrar 38 tepesine doğru yönlenecek. Ama şu anda teknik olarak düzeltme süreci arkadaşlar devam ediyor. Petrol konuşalım. Petrol tarafında yukarı hareket çok net bir şekilde 60 dolardan başladı. Ama işin kaymağı burada biraz kaçtı. Kaymak kaçtığı için de buralarda biraz debeleniyor. Dikkat etmenizde arkadaşlar burada da fayda var. Çünkü grafik yani şurada mesela 65-85'lerde çanağı tamamladı. 66-60'a gitti. Tekrar geldi. Yani burada biraz momentum kesiliyor. O yüzden dikkatli trade etmekte fayda var. Petrol tarafında o kaymak getiri kaçtı. Biraz daha zor bir grafik sizi bekliyor. 66-60 ve 65-65 arasında bir bant. Ama 65-65'in altına kayarsa da buradaki satış baskısını arkadaşlar dikkat edelim. Dediğim gibi arkadaşlar sağ olsun dün Barış kardeşimiz Twitter tarafında da şey tarafında da devamlı şey yazmış, işte benim videomu paylaşmış veya işte bana destek olmak için bazı sitelerde yazmış. Nerede? Burada Barış Acar kardeşimiz. Sağ olsun, yani şimdi bazen konuşuyoruz böyle. Hakikaten burada çok büyük bir emek var ve hakikaten bu videoları, bu bilgileri çok net söyleyeyim, para verseniz alamazsınız. Ama insanlar bedava bir şey aldığı zaman değerini bilmiyorlar. Değerini bilmedikleri gibi de işte bazıları çıkıp provoke etmeye çalışıyor, bazıları çıkıp işte sizi bozmaya çalışıyor. Yani hani işe emek vermek başka bir hani uğraş, trollerle uğraşmak başka bir uğraş. Karşılığında bakıyorsun ki işte hafta sonları keyif için eğitim yapıyorum. Eğitimlerin tarih ve yerini söylemem bile insanlara batıyor. Yani diyor ki niye reklam yapıyorsun diyor. Ya arkadaşım bu benim bloğum. Bedavaya gelip yani bilgi alıyorsun. Ben de hafta sonu eğitime gidiyorum. Söylemeyeyim mi? Ya söyleme diyor adam ya. Yani onu da söyleme diyor. Ne yapayım güzel kardeşim? Sen diyor söyle, anlat diyor. Bilgi ver diyor. Arada bir küfrediyor. Rahatlıyor bana. O yüzden arkadaşlar yani videoları 5000 kişi izliyor. Sadece 200 kişi, 150 kişi beğeniyor. 200'ü bile bulmuyor. 30 kişi beğenmiyor. Niye beğenilmediğini anlamıyor. Onlar troll zaten, onu geçti. Dinleyen, izleyen insanın niye destek vermediğini ben anlamıyorum hakikaten. Yani oraya gidip bir tane beğen tuşuna basmak bu kadar mı zul geliyor? Yani biz sabah saat 6.30'da kalkıp bütün piyasaları önce bir analiz edip sonra bir harmanlayıp videosunu çekip bu videoyu YouTube'a yüklemek bir saatini alıyor bizim. Ve adam bir tane beğen tuşuna basmayı şey yapmıyor. O yüzden zaten daha önce de söyledim. BeforeTheNews.com bölümü eğitim sitesini, hani hem eğitim uzaktan gelemeyenler için hem de eğitim bölümü için arkadaşlar site aktif olmak üzere 15 güne kadar profesyonel trade eden arkadaşlar için Forex'te, borsada çok daha fazla analiz olacağı ama tabii ki ücretli olacak bir site olacak. Çünkü orada ben bir kendime bir nasıl WhatsApp gruplarımda bir community oluşturdum, bir aile oluşturdum. Burası bir finansal, ekonomik bir sosyal bir platform olacak. İnsanların hem yatırımlarını değerlendirdiği, hem teknik analizi öğrendiği, hem trade etmeyi öğrendiği bir platform olacak. O yüzden buraya kayıtlarınızı devam ettirin. Burada kayıt zaten 1000 kişiye yakın bir kayıt var. Bu dostlarımıza zaten sözüm vardı özel bir indirim yapacağıma dair. Çünkü pahalı bir site olacak. Ama dediğim gibi yani aktif trade eden adamın izleyeceği bir site olacak. Para ile ilgili sorunu olan emekli, yani yorumlar yapan bana YouTube'da gördüğüm çok değerli insanlar var.
O insanlar benim başımın üstünde yeri var zaten. Hiç o insanlarla direktman zaten şey olacak, para vermeden, özellikle emekliler şeyler. Ama aktif şekilde parasını değerlendirip buradan her gün bilgi alıp bana destek olmayan herkes de ya destek olmayı öğrenecek ya da almayacak. O yüzden YouTube tarafında da hani dediğim gibi ya zaten yalnız bırakmayacağım. YouTube tarafında da sadece genel ekonomi ve dolar durumunu değerlendireceğim. Ama daha çok Forex ve özellikle borsa, artık hisse senedi, emtialar, bunları sitede değerlendireceğim. O yüzden buraya kayıtlar arkadaşlar devam ediyor. Ve 15 güne kadar da dediğim gibi etkinlik başlayacak. Dediğim gibi yani hakikaten yoruluyoruz, yıpranıyoruz, küfür yiyoruz. Bir sürü şey geliyor başımıza. Karşılığında da sizi seven kitle desteklemiyor. O yüzden de yoruluyorum artık. Yani benim bugün 26 bin takipçim olması demek şu kanalın bilgisine göre. Yani milletin 80 bine 100 bine geldiği yerde hiçbir şey anlatmadıkları halde benim burada kalmam aslında biraz sizin de ayıbınız. Demek ki Barış kardeşim gibi sahiplenmiyorsunuz. İşte insan da sevdiğini sahiplenmezse olmaz. Dediğim gibi tekrardan Barış kardeşime teşekkür ediyorum. Biraz sohbet de etmiş olduk. Yani bıktım çünkü artık hani sırf dolar, sırf altın konuşmaktan da bakıyorum. Biraz hayata dair de konuşmayı seviyorum. İnsanların sevdiği şeylere değer vermesi, desteklemesi, bunlar için savaşması çok önemli şeyler. Nasıl bir işte Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı tutuyorsunuz, adamlar maç kaybediyor, koştur koştur gidiyorsun, destekliyorsun. Yani burada bırak maç burada bilgi alıyorsun, paranı yönetiyorsun, işi öğreniyorsun ama desteklemiyorsun. Çok ilginç bir toplum. Bir de küfür yiyorsun. O yüzden arkadaşlar yani çok garip bir iş. Çözmeye çalışıyorum. Daha çözmüş değilim. Güzel geyik de yaptık. Sonuna kadar dinleyen varsa zaten yorum yapacaktır. O yüzden herkese kolay gelsin arkadaşlar. Hafta sonu çok hareketli geçecek. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Görüşmek üzere.